Selamun aleyküm. Mutfaklarınız bereketli olsun. Allah'ın selamı, Allah'ın bereketi üzerinize olsun sevgili YouTube takipçilerimiz. Sizlere bugün sarıyer böreği nasıl yapılır? Kısaca size bir küçük video yapacağız. Sarıyer böreğimiz için, hamurumuz için ne kattık? Sadece tuz, bir tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı ılık su, 4 su bardağı da un. Hepsi bunlar ibaret. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yumuşak bu şekilde yoğurup dolabımızda servis tabağı kadar açıp dolabımızda 40 dakika dinlendirdik. Buzdolabına koyarak tepsimizde dinlendirdikten sonra şimdi erimiş olan 50 gram tereyağımızı bu 2 kişilik bir tarif. Sizler gramajını kişinize göre artırabilirsiniz. Ben sadece az yaptım, yani model olarak az yaptım. Dolabında dinlendirdikten sonra açıp aralarına böyle yağımızı, tereyağımızı her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlıyoruz. Fırınımızda, bu arada fırınımızda 180 dereceye 10 dakikadır fırınımız açtık, programladık, pişireceğiz. Sizler buna patates kaynatıp, rendeleyip, maydanoz baharatlarınızı koyup yapabilirsiniz. Patates de yapabilirsiniz. Sizler bunu kıymalı da yapabilirsiniz. Peynirli maydanozlu da yapabilirsiniz. Patatesli sarıya göre gerçekten benim kanalımda var. Alabilirsiniz tarifini. Çok güzel. Bu sefer böyle boş yaptım. İftar için 2 tane böyle 2-3 tane şeyden böyle 4 su bardağı unu kullanıp. Evet. İnce şekilde açtıktan sonra evet, aralarını yağlayarak böyle güzelce birkaç tane bükmemiz yeterlidir. Böyle çok bükmüyoruz. Bir sağ bir sol. Evet. Uç kısımlarını içe getirecek şekilde şöyle inceltiyoruz uçlarını. Fırınımızda bu arada 180 derece fırınımızı açtık. Evet. Şimdi tepsimize koyup bu şekilde tepsimize koyacağız. Üzerine yumurtanın sarısını sürüp fırınımızda 25 dakika civarında pişireceğiz. Evet, bu şekil. Fırınımıza üzerine yumurtanın sarısını sürelim. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, sizlere kısa bir video yaptık. Sarıyer böreği nasıl olur? Kısaca tarifini verdik. YouTube kanalımızda yine var patateslisi. Bunu da yaptık. Açıklama kısmına yazacağız. Kısa ve pratik bir tarif ama hassas noktaları da var. Bu püf noktalarını sizlerle paylaştık. Ne dedik? Dolabımızda dinlendireceğiz. Su, tuz, sadece un. 3 çeşit malzemeden, 3 malzemeyle yoğurup ince açmamız gerekiyor. Yapıp yağladıktan sonra, servis tabağı kadar açtıktan sonra yağlıyoruz. Dolabımızda 1-40 dakika dolabımızı üzerine örterek dolabımızda saklıyoruz, eğletiyoruz. Ve gelip açtıktan sonra da ince ince açarak, açtıktan sonra zaten kendiliğinden açılıyor. Çarşaf böreği gibi, boşnak böreği gibi. Aynı onların yapılışı gibidir. Üzerine de yumurtamızın sarısını sürerek önceden ısıtılmış fırınımıza göndereceğiz. Bunun püf noktası sevgili YouTube takipçilerimiz, hamurun yumuşak yoğurulması ve yağladıktan sonra servis tabağı kadar açtıktan sonra birer kaşık yağlayıp dolabımızda, buzdolabımızda 1 saat 40 dakika zamanınız varsa da bir saat zamanınızda yoksa yarım saat de yeterli de buzdolabında eğleterek ince bir şekilde açtıktan sonra zaten harika tel tel olacaktır. Fırınımıza gönderiyoruz. Pişirme aşamasını sizlerle paylaşacağız. Bugün bir kısa video yaptık. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, sarıyer böreğimizi fırınımıza verdik. Fırınımıza verene kadar da biz de sizlere bir saç nasıl yapılır kısaca onun bir tarifini verelim. 1,5 kilo kadar yağsız etimizi, bir büyük soğanımızı, birazcık sıvı yağımızla beraber bir tatlı kaşığı kadar tuz. Baharatları da göz önünde bulundurunuz. Onlar da tuzlu oluyor. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber.
kırmızı toz biber pardon, biraz karabiber, isteğe göre 7 baharat atabilirsiniz, biraz acı pul biber, isteğinize göre 1 diş sarımsağımızı attık. Güzelce yoğuralım ve 1 tatlı kaşığı kadar da tepeleme, yani 1 yemek kaşığı silme salçamızı, biber salçasını. Güzel yoğuralım. Bismillahirrahmanirrahim. Tadını alsın. Dolabımıza koyup akşam 15 dakika kala sacımızı ocağımıza atacağız. Az az koymanız gerekiyor. Sacınız büyükse eğer hepsini birden atın. Sacınız küçükse eğer 250 gram 250 gram atmanızı tavsiye ediyorum. Evet, böyle lezzetini alsın. Soğanla beraber, çünkü et hem körpe taze et hem de küçük küçük doğradık, çabuk pişiyor. Akşam bunu yemeğe kattım, 2 dakika içerisinde çekmeden pişti. Etinizin yumuşaklık olması, çabuk pişmesini göz önünde bulundurarak soğanınızı katınız. Et sert ise eğer soğanınızı en sonunda veyahut da yanınızda servis yapanda da ilave edebilirsiniz. Ama böyle lezzetini alsın diye harika oluyor. Zaten soğuk etin içinde kaybolacaktır. Ta hem de çabuk pişiyor. Eti sadece yemek istiyorsanız, eğer et tadı almak istiyorsanız etlerinizi yemeklerde kullanmanızı tabii gönül isteği arzunuza göre, ama eğer et yemek istiyorsanız etinizi sadece lezzetini sadece mangalda, şiş kebapta, bu şekil şeylerde lezzetini bulabilirsiniz. Yemeklere kattığımız zaman gerçekten etlerin tadını eminim herkesi duyar gibiyim ki evet. Etiniz varsa büftek yapın, etiniz varsa şiş kebap yapın, etiniz varsa mangal yapın, sac yapın. Yani böyle bir sade et yemek istiyorsanız, lezzeti ağzınızda kalmak istiyorsa kesinlikle eti kek tüketmenizi tavsiye ederim. Ama yemeklere de katarsınız tabii ki, hep de katıyoruz. Ama sacın, mangalın, şiş kebabın, çöp kebabın, onları yiyip gerçekten lezzeti farklılık veriyor. Evet, üzerini naylonla kapatacağız. Buzdolabımızda ezanımıza yarım saat kala sacımızı atıp kavuracağız. YouTube kanalımızda pişirme aşaması da var zaten. Evet, görüşmek üzere diyoruz. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, yapmış olduğumuz sarıyer böreği şimdi servise hazır. Buyurun. Çıtırtısını şimdi ben sizlere nasıl çıtır çıtır olduğunu. Buyurun. Beklememiz gerekiyor. Şöyle parçalayalım. Bismillah. Aa, çok sıcak. Sevgili YouTube takipçilerimiz, gördüğünüz gibi şöyle gerçekten harika oldu. Sizlere sunum aşamasını göstereyim sevgili YouTube takipçilerimiz. Merak etmeyiniz. Nasıl olduğuna dair görüyorsunuz. Böyle elde dağılan, parçalanan sevgili YouTube takipçilerimiz, gördüğünüz gibi sizlere kısa video yaparak sizlerle baş başa bırakıyoruz. Çıtırtısını, hafifliğini sadece tuz, su, un. Kılık suyla yoğurduk. 3 bardak unumuzla. Sizler bunu patatesi de yapabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz. YouTube kanalımızda yine var sarıyer böreği patateslisi. Evet. Şimdi yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun diyoruz. Mutfaklarınızdan bereket, kalbimizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Birbirinden güzel tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Abone değilseniz abonelerinizi beğenmeyi, paylaşmayı, bize destek olursanız bizler de seviniriz diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.